Şimdi başlıyorum hocam. Bir sıkıntı olduğunda lütfen bana chat kısmından yazın, olur mu? Şimdi önce nereden başlayacağız? 82 anayasası ile başlayacağız. Tamamdır. Şimdi 1982 Anayasası demiş. 1982 Anayasası'na geçiş yapmadan önce şunu bir halledelim. Şimdi 82 Anayasası'nda bize kelime oyununu çok fazla yapıyorlar. Yani anayasa sorularında özellikle soru kalıpları ve cümle kalıpları bizim için çok daha fazla önemli olacak. Mesela şöyle düşünün hocam. Size cevabı aynı olan 3 tane soru kalıbından bahsedeceğim. Mesela anayasaya göre vekil seçilme yaşı 18 yaşın doldurulması, 82 Anayasası'na göre vekil seçilme yaşı 18 yaşın doldurulması, 82 Anayasası'nda yapılan 2017 değişikliğiyle vekil seçilme yaşı 18 yaşın doldurulması. Buradan çıkartacağım sonuç, bana her zaman 82 Anayasası demez, bana her zaman değişiklik yılını söylemez. Neden? Çünkü bizler şu anda yürürlükte 82 Anayasası'nı kullanıyoruz. Ve doğal olarak 82 Anayasası'nın en son halini, son, en yeni halini kullanacağım. Tamam. Şimdi 82 Anayasası'ndaki başlangıç ilkelerini hızlıca şöyle bir okuyalım hocam. Başlangıç ilkeleri demiş ki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, milli egemenlik, Atatürk milliyetçiliği, anayasa ve hukukun üstünlüğü, Atatürk medeniyetçiliği, hürriyetçi demokrasi, doğal haklar, çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi, kuvvetler ayrılığı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü demiş hocam. Bizler uniter yapılı bir devletiz. Bunları daha sonra işleyeceğiz zaten. Başlangıç kısmında uniter devlet olarak geçmez. Ancak uniter devlete vurgu yapar. Neyle vurgu yapar? Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü cümlesiyle vurgu yapar. Sosyal adalet ve eşitlik demiş. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sunmak. Kişinin maddi ve manevi varlığının korunması. Laiklik, yurtta sulh, cihanda sulh azmi. Şimdi bak bunlar başlangıç ilkeleri. Bizim için burada önemli olan not kısmı. Burada demiş ki hocam, başlangıç kısmı anayasa metnine dahildir. Ancak madde kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildir. Peki madde kenar başlıkları nelerdir? Madde kenar başlığı dediği şey hocam, aslına bakarsanız maddenin içeriğiyle neyle ilgili olduğunu anlatıyor bize. Açıklaması gibi düşünün. Doğal olarak her maddenin açıklamasını metne, anayasa metnine, mevzuata dahil edemem çünkü boyum kadar mevzuat olur. Bazen yaprak testlerde şu tarz sorularla karşılaşıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi anayasa metnine dahil değildir şeklinde genelde madde kenar başlıkları oluyor cevaplar. Buna dikkat edeceğim. Şimdi anayasanın birinci maddesi genel esaslar birinci kısımla devam edelim. Birinci kısım devletin şekli demiş. Bu arada hocam devletin şekli çıkmış sınav sorusudur. Türkiye Devleti'nin şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir şeklinde sorgular. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir hocam. Cumhuriyetin nitelikleri demiş, Türkiye Devleti toplumun huzuru, milli dayanışma, adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan. Az önce hani söyledik ya, saydık hızlıca. Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir demiş. Tamam mı Hocam? Üçüncü madde. Devletin dili, bayrağı, marşı. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür demiş. Aynı zamanda üniter devleti kastediyor. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda gösterilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Marşı, İstiklal Marşı, başkenti Ankara'dır. Burada dikkat etmem gereken şey bayrak kanunu değişiklik yapabilir hocam. Bayrak kanununda. Birinizin mikrofonu sanırım. Mikrofonunuzu kapatır mısınız? Bayrak kanunu değişir ancak bayrağın şekli değişmez. Neyden bahsediyor? Mesela bizler üçgen şeklinde bayrak yapabiliriz hocam. Evet ancak bayrak beyaz ay yıldızlı al bayrak olmak zorunda. Buna dikkat edin. Dördüncü madde anayasanın ilk üç maddesi değişmez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez demiş. Beşinci madde devletin temel amaç ve görevleri. Devletin temel amaç ve görevleri hocam. Başlangıçta belirtilen temel ilkeleri, Cumhuriyet'in niteliklerini en iyi şekilde koruyup ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamaktır. Egemenlik,
kayıtsız şartsız Türk milletinindir demiş. Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM'ye ait bir yetkidir. Yürütme yetkisi tek başlıdır hocam. Artık monist bir yapıya sahiptir. Tek kanattan oluşur. Yani sadece Cumhurbaşkanı'na aittir. 2017 Anayasa değişikliği ile hükümet sisteminde yaptığımız değişiklikle Bakanlar Kurulu'nu kaldırdık. Yürütme yetkisi artık sadece Cumhurbaşkanı'na ait bir yetki oldu. Tamam. Bir de yargı yetkisi vardı. Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle yürütülür demiş Türk milleti adına. Şimdi burada şöyle bir soru gelebilir bize. Bağımsız mahkemeleri, tarafsız ibaresi ne zaman eklendi diye sorabilirler. 2017 Anayasa değişikliğiyle bağımsız mahkemelere tarafsız ibaresi eklenmiştir hocam. Tamam. Şimdi kanun önünde eşitlik. Hocalarım biliyorsunuz ki adalet ve kanun önünde herkes eşit haklara sahiptir. Irk, renk, din, dil, mezhep, cinsiyet fark etmektedir. Eşitlik konusunda iki tane bilmem gereken zaman var. 2004 ve 2010. 2004'te kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ilkesi anayasa metnine eklendi. Hemen ilerlemeden şunu bir hatırladım. 2004'ü nasıl kodlamıştık? 2004'te idam cezasını kaldırdık. 2004'te idam cezasını veren devlet güvenlik mahkemelerini kaldırdık. Bir de genel müsaade cezasını kaldırmıştık. Aynı zamanda da kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ilkesini anayasaya ekledik. Bir de 2010'da pozitif ayrımcılık diye bir şey var. Pozitif ayrımcılık dediği şey hocam, kadınlara, çocuklara, yoksullara, sakatlara, şehit ve gazi ailelerinin dul yetimlerine yapılan yardımın eşitlik ilkesini zedelemediği, eşitlik ilkesinin istisnası olduğu söylendi. Şöyle düşünün, 65 yaş üstünün mesela ücretsiz ulaşım kullanması gibi. Bu eşitliği zedelemedi, eşitliğin istisnası dedi. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü demiş hocam. Şimdi hatırlayın. Temel hukukta normal hiyerarşisini görmüştük. Normal hiyerarşisinin en üstünde anayasa vardı. Bir altında kanun, eşittir milletler anlaşmalar, eşittir OHAL CB kararnameleri, bir altında olağan dönem CB kararnameleri, en altta da yönetimlik vardı. Yani bu normların hepsi dayanağını anayasadan almıştı. O zaman anayasanın üstünde bir güç, bir erk, bir kuvvet daha söz konusu değil. Anayasa tüm devlet erkleri ve idare teşkilatını bağlayıcı niteliktedir. Tamam mı? Şimdi geldim ikinci kısım, Cumhuriyet'in nitelikleri demiş hocam. Cumhuriyetçilik, devlet şekli olarak Cumhuriyet hocam, 24 anayasasıyla hukuk sistemimize girdi. Bizler 23'te Cumhuriyet'i ilan ettik. Bu arada hocalarım, bu Atatürk ilke ve inkılaplarının hepsi 37 yılında anayasayı ilke olarak girdi. Yani 23'te Cumhuriyet'i ilan ettik ancak Cumhuriyetçilik ilke olarak 37'de anayasada yer aldı. O zaman ben şuna dikkat edebilirim. İlk kez Cumhuriyet olan anayasam 21 Anayasası. 21 Anayasası'nı kullanırken 23 tanesinde Cumhuriyet'i ilan ettik ve 21 Anayasası'nda sildim, Cumhuriyet yazdım. Yani Cumhuriyet olan ilk anayasa 21 Anayasası. Başından itibaren Cumhuriyet olan ilk anayasa diye bana sorarsa eğer soru 24 Anayasası derim. Çünkü 24 Anayasası'nı hazırlarken zaten cebimde Cumhuriyetçilik ilkesi mevcuttu. Tamam. Şimdi devam ettim. Başlangıç ilkeleri az önce söylemiştik zaten. Atatürk milliyetçiliğine bağlılık demiş. Hocalarım Atatürk milliyetçiliği de ilke olarak 37'de anayasada yer aldı. Atatürk milliyetçiliğinin bir diğeri de subjektif milliyetçilik. Yani ırk, renk, din, dil, mezhep fark etmeksizin Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk kabul etti. Sadece vatandaşlık bağını esas aldı. Tamam. Laik devlet ve gerekleri demiş hocam. Laik devlet ve gereklerinde laiklik dediği şey aslında ilk aklımıza gelen din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Evet. Peki din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasından kastettiği şey ne? Mesela devletin resmi bir dininin olmaması, devletin tüm din mensuplarına eşit davranması, dini kurumlarla devlet kurumlarının farklı evde yürütülmesi ve devlet büyüklerinin dini kurumlardan etkilenmemesini kastediyor. Peki laiklik yolunda atılan adımlar nedir? Bizim için önemli olan kısım bu. 1928 senesinde devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkartıldı. Hatta hocam ekstra bir bilgi olarak kulağımızda kalsın. Milletvekilleri göreve başlayabilmek için TBMM'de ant içiyorlardı, yemin ediyorlardı. Keza hala ant içiyorlar. Ancak bu ant metninde vallahi kelimesi vardı. Vallahi kelimesinin dini bir anlam içerdiği düşünülerek vallahi kelimesi de ant metninden çıkartılmıştı. Peki ilki olarak anayasaya layıklık ne zaman girdi? 37'de girdi.
O zaman şunu diyebilir miyim? İlk kez layık olan anayasa hangisi olmuş oldu? 24 Anayasası. Çünkü 24 Anayasası'nda 37 yılında layıklığı anayasaya soktum ve 37'de anayasayı sildim, layık yazdım. İlk kez layık olan anayasa 24, başından itibaren layık olan ilk anayasa 61 Anayasası olacak. Şimdi devam ediyorum. Burada bizim için en önemli iki madde var hocam. İnanç hürriyeti ve ibadet hürriyeti. İnanç hürriyeti mutlaktır hocalarım. Yani neye nasıl inandığıma devlet dahil kimse karışamaz. İnanç hürriyeti mutlaktır. Ancak ibadet hürriyeti mutlak değildir. Yani devlet diyor ki inancına karışamam. Ancak senin inancın fiile döktüğünde, ibadetini yerine getirdiğinde, senin ibadetin toplum huzurunu bozuyorsa eğer, toplum huzurunu korumak adına senin ibadet hürriyetini sınırlandırırım dedi. Buna çok dikkat ettim. İnanç hürriyeti mutlaktır, ancak ibadet hürriyeti mutlak değildir. Bir de ne dedik? İnanç hürriyeti mutlaktır, ibadet hürriyeti mutlak değildir. Bir de şuna dikkat ettim hocam. Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Peki bu laiklik ilkesini zedeler mi, yoksa laiklik ilkesinin istisnası mıdır? Hocam laiklik ilkesinin istisnasıdır. Neden istisnadır? Çünkü din bizim ülkemizde birlik, beraberlik, dayanışmayı sağlayan bir araç olarak görülür. O yüzden de devlet eliyle yürütülür. Tamam. Şimdi devam edelim hocam. Demokratik devlet ve gerekleri demiş. Hocalarım bir yerde demokrasi varsa anahtar kelime seçim olacak. Şimdi demokratik devletin gereklerinden kastettiği işte siyasi karar organlarının genel oyla, seçimlerle belirlenmesi, belli aralıklarla yapılan seçimlerin olması, muhalefetin iktidar olma şansı olmalı, çok partili hayat olmalı, seçimler serbest olmalı, yönetimde milli egemenlik ilkesinin olması gerekiyor demiş. Birinizin mikrofonu açıp mikrofonunuzu kapatın hocam. Şimdi 82 Anayasası'nın demokratik devlet için benimsediği ilkeler var hocam. Burası önemli, soru değeri olan bir yer. 82 Anayasası'nda benimsenen seçim ilkeleri genel oy ilkesi. Genel oy dediği şey herkesin oy kullanması. Eşit oy ilkesi, herkesin bir oy hakkının olması, açık sayım, döküm ve gizli oy ilkesi hukuk sistemimize 1950'de girdi hocam. Bunun öncesinde herkesin gözü önünde oy kullanıyordum, yani açık oy kullanıyordum. Ancak gene de kapalı kapılar arkasında oylar sayılıyordu. Tamam. Şimdi biz ne yapıyoruz hocam? Kapalı bir paravan arkasında özgür irademizi tek başımıza kullanıyoruz. Onun dışında ne dedik hocam? Seçimlerin serbestliği, serbest seçimlerin olması dediği şey herhangi bir baskı olmadan kişilerin özgür iradesiyle seçime katılmaları. Şöyle düşünün, seçim sabahı kahvaltımızı yapıp işlerimizi hallettikten sonra istediğimiz, dilediğimiz zamanda mı sandık başına gidiyoruz? Evet, yani bizi sandık başına götürmek için herhangi bir kolluk personeli zorla kapımıza dayanıyor mu? Böyle bir serbestlikten bahsediyor. Bir de tek dereceli seçim sistemi. Tek dereceli seçim sistemi 1946'da hukuk sistemimize girdi. 46'dan önce çift dereceli seçim sistemi vardı. Çift dereceli seçim sisteminden kastettiği şey nedir peki? Halk önce birinci adımda delegeyi seçiyor, yani temsilciyi. Daha sonra asıl seçime temsilciler, delegeler katılıyordu. Ancak bizde şu an öyle değil ki. Biz bir seçim olduğunda sandık başına doğrudan gidiyoruz. Yani kendi irademizi, özgür irademizi bizzat biz kullanıyoruz. Çok partili hayat olmalı demiş hocam. Çok partili hayata tam anlamıyla 46'da geçtik. Çünkü 45'te Demokrat Parti kuruldu. İlk çok partili hayat 46'da. Çok partili seçimler 46'da yapıldı. Tamam mıdır? Her şey yolunda. Şimdi devam edelim. İnsan haklarına saygılı devlet, insan haklarına dayalı devlet ibaresi var hocam. Şimdi 1961 ve 82 anayasaları darbeyle gelen anayasalar biliyorsunuz. Ancak darbeyle geldi 61 anayasası temel hak ve hürriyetlere en fazla güvence veren anayasadır. Yani özgürlükleri çok daha anayasal olarak güvence altına almıştır. O yüzden insan haklarına dayalı devlet ibaresini belirtmiştir. Yani anayasanın temelini insan haklarına dayandırmıştır. 82 Anayasası da otoritede, iktidarda devlet yürütme kanadını, hatta Cumhurbaşkanı kanadını güçlendirmeyi tercih etmiştir. O yüzden de insan haklarına
saygılı devlet ibaresini benimsemiştir. Yaprak testlerde şuradan sorular görebilirsiniz. Mesela insan haklarına saygılı devlet ibaresini aşağıdaki anayasalardan hangisi benimsemiştir? Ya da insan haklarına dayalı devlet ibaresini aşağıdaki anayasalardan hangisi benimsemiştir şeklinde sorabilir. Ya da çok daha detay olarak şöyle bir soru kalıbı görebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi 61 anayasası ile ilgili yanlış bir bilgidir der. 61 anayasası insan haklarına saygılı devlet ifadesini benimsedi der. Yanlış hocam. 61 dayalı devlet ibaresini benimsedi. 82 saygılı devlet ibaresini benimsedi. Tamam. Şimdi devam edelim. Sosyal devlet. Öncelikle sosyal devlet 61 anayasası ile hukuk sistemimize girdi. Peki sosyal devlet nedir hocam? Sosyal devlet demiş ki devletin ekonomik ve günlük hayata gerekli müdahalesini savunan devlet anlayışıdır. Peki devlet günlük hayata müdahale edip ne yapacak? Yani sosyal devletin araçları neler? Bizim için önemli olan bu. Devlet istihdamı sağlar, insan onuruna yaraşır bir yaşam sunar, vergide adaleti sağlar. Hemen bir virgül koydum. Vergide eşitlik yoktu, adalet vardı. Adalet dediği şey herkesin gelirine göre vergi vermesi. Bak devlet günlük hayata, ekonomik hayata müdahale etmiş de demiş ki herkesten geliri kadar vergi alacak. Böyle bir müdahaleden bahsediyor. Onun dışında ne yapacağım? Milli geliri arttırır, tabii ki de adaletli bir dağıtım sağlar. Kamulaştırma, devletleştirme ve planlama yapar. Onun dışında vatandaşına sosyal haklar sağlar. Destekleme, teşvik yapar. Tamam mı? Şimdi geldim hukuk devletine gerekleri. Eğer notunuz önünüzde açıksa hukuk devletinin gereklerine yıldız koyacağım. Çünkü hukuk devleti gerekleri çok önemli. Şu ana kadar en az 5 ya da 6 tane çıkması mazursu olması lazım. Hukuk devleti de aynı sosyal devlet gibi 61 anayasasıyla hukuk sistemimizde göre. 61'de benimsedik ilki olarak. Şimdi hukuk devletinin kendi içinde ceza sorumluluğu ve hukuk devletinin gerekleri diye ikiye ayırdık. Önce ceza sorumluluğundan başlayalım. Çünkü zaten temel hukukta ceza hukukunun ilkelerinde bundan bahsetmiştik. Şimdi birkaç madde daha ekleyeceğiz ondan. Demiş ki hocam, kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz tabii ki de. O yüzden suç ve cezalar kanunla düzenlenir. Yani kanunilik ilkesi. Kimseye suçu işlediği zaman yürürlükte bulunan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Yani şöyle düşünün, varsayıyorum ki bugün telefon çalmanın cezası 5 yıl olsun. Tabii ki diğer şartları sıfırladım. Bugün telefon çaldığımda bana 15 yıl hapis cezası verilemez. Çünkü telefon çalmanın cezası 5 yıl olarak belirlenmiş kanunda. Kastettiği şey bu. Bunun dışında demiş ki ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri kanunla ancak sadece kanunla düzenlenir. Bak bu cümle en az 2 defa çıkmış sınav sorusudur. Sadece kanunla düzenlenir. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz. Ceza sorumluluğu şahsidir hocam. Çünkü benim işlediğim suçun ceremesini bir ikinci kişi olan sizler çekmezsiniz. Onun dışında genel müsaade ve ölüm cezası verilemez. Çünkü genel müsaade ve idam cezasını bizler 2004'te kaldırdık. Hatta idam cezasını veren devlet güvenlik mahkemelerinde kaldırdık. Yargı kolunu. Şimdi demiş ki kanuna aykırı elde edilmiş bulgular tabii ki de delil olarak sayılamaz. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmediği için özgürlüğünden alıkonulamaz. Size olan borcumu ödeyemediğim için beni devlet hapse atamaz. Tamam mı? Başka hiç kimse kendini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayıcı bir beyanda bulunmaya zorlanamaz demiş. Hocam Türkçe meali iftira diyebiliriz. Daha kalıcı olması adına. En önemlisi de Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler haricinde vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez demiş. Hocam burayı yıldızlar mısınız? Çünkü burayla alakalı şöyle bir çıkmış sınav sorusu var. Hangisi yanlıştır diye sordular ve cevap şuydu. Vatandaş hiçbir durumda yabancı bir ülkeye verilemez dedi. Bakın fark ettiyseniz istisnası var. Hiçbir durumda değil. Vatandaş Uluslararası Ceza Divanı'na taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler haricinde verilmez. Bu tarz kelime oyunlarına dikkat edeceğim. Son olarak da idare kişi hürriyetini kısıtlayıcı bir müeyyide uygulayamaz demiş. Hemen ben şunu hatırladım. Müeyyide neydi? Bir diğer adıyla yaptırım demekti. Yani bir tepkiydi. Şimdi idare kimdi? İdare teşkilatı devlet iskeletinden bahsediyor. Cumhurbaşkanı, kaymakam, köy, muhtarı, işte TRT bunlar bir idare teşkilatı. Hocaları... İdari kişi hürriyetini kısaca bir müeyyide uygulayamaz demiş. Yani Cumhurbaşkanı bana 5 yıl hapis cezası veremez. Neden? Çünkü bu yetkiye sahip değil.
Bu yetki kime ait? Türk milleti adına tarafsız ve bağımsız mahkemelere ait. Aynı örnek, şöyle düşün mesela, kaymakamın beni boşama yetkisi var mı? Hayır, çünkü kaymakamın böyle bir görevi, böyle bir yetkisi yok. Bu yetki kime ait? Bağımsız ve tarafsız mahkemelere ait, yargıya ait. Gazete bir şey mi? Şimdi devam ettim. 82 Anayasası'na göre hukuk devletinin gerekleri demiş. Eğer hocam hukuk devleti olacaksa, hukuk devletinde yasamanın işlemleri ve yürütmenin işlemleri yargısal olarak denetlenebilmeli. Nasıl mesela? Yasamadan çıkan kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilmesi, yürütmeden çıkan yönetmeliklerin, CB kararnamelerinin denetlenmesi, mesela Cumhurbaşkanı'nın çıkarttığı yönetmeliğin Danıştay tarafından denetlenebilmesi, bunlar yargısal denetlenir. Hukuk devletinin olması gereken şey. Hukuk devletinden bahsedeceksek iki tane anahtar cümlemiz var. Bence burayı yıldızlayın. Eğer bir yerde hukuk devleti varsa yargı kesinlikle bağımsız olmak zorunda ve kuvvetler ayrılığı olmak zorunda. Bize yargı bağımsız diyorsa ya da kuvvetler ayrılığı diyorsa bunun kesin kes bir hukuk devleti olduğunu bilmem lazım. Tamam. Onun dışında hukuk devletinde tabii ki de temel hak ve hürriyetler kanunla, anayasayla güvence altında alınmalı. Kanunlar doğal olarak anayasaya uygun olacak. Hatta az önce normal hiyerarşisini saydığımızda kanunlar anayasanın bir altında yer alıyor. Yani anayasaya aykırı düzenlenemezdi. Devlet faaliyetleri belirli ve düzenli olmalı. Az önce de söylediğimiz gibi anayasanın üstünde herhangi bir erk, herhangi bir güç kuvvet olmadığı için anayasa üstün ve bağlayıcı normudur. İdarenin işlem ve eylemlerine karşı yargı yolunun açık olması. Kanuni hakim güvencesi. Kanuni hakim güvencesi 2017'de tanımını sordular hocam. Çıkma sınav sorusudur. Hiç kimse kanunen tabi olduğu merci dışında başka bir merci önüne çıkarılamaz demiş. Yani şöyle düşünün. Adliyeye gittiğinizde benim davamı şu hakim baksın ya da ben şuradaki adliyeye dava açmak istiyorum diyebilir misiniz? Yani böyle bir seçme şansınız var mı? Hayır. Her suçun hakimi baktığı mahkeme dava belirli çünkü. Kanunen belirli. Ama hukukun genel ülkelerine bağlılık demiş. İdarenin mali sorumluluğu. İdarenin mali sorumluluğu dediği şey vatandaş devlet kurumunda bir zarara uğradığında devlet vatandaşa verdiği zararı tazminle görevlidir hocam. Yani vatandaşa verdiği zararı tazminat yoluyla ödemek, karşılamak zorundadır. Yasaların herkes için geçerli olması demiş. Yani kanun önünde herkes eşit haklara sahiptir. Adil yargılanma hakkı zaten olacak. Tamam. Şimdi bu arada hocalarım sanırım 9 dakika sonra sistem bize atacak. Sonra size tekrar link atarım. Tekrar giriş sağlarsınız, olur mu? Temel hak ve hürriyetler demiş. Temel hak ve hürriyetlerimiz neler? Birazdan onu göreceğiz. Ancak öncelikle temel hak ve hürriyetlerimiz hangi durumlarda sınırlandırılır? Hangi durumlarda durdurulur? Bir buna bakalım hocam. Bizim için önemli olan bir yer, soru değeri olan bir yer olacak. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması. Az önce dedik ki hak ve hürriyetler anayasayla güvence altına alınmıştır. Hocam anayasayla güvence altına alındıysa bizim hak ve hürriyetlerimiz keyfi olarak sınırlandırılamaz. O zaman hak ve hürriyetler anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlandırılacak. Doğal olarak hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaksızın demokratik toplum ve laik cumhuriyet ilkelerine uygun olarak sınırlandırılacak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlandırılacak. Ölçülülükten kastettiği şey hocam, aslına bakarsanız kısaca makul düzenleme olacak. Yani devlet seyahat hürriyetimizi evet kısıtlayabilir, düzenleyebilir ama tamamen yoksun bırakamaz biz gibi. Daha makul düzenleme olarak düşünün. Temel hak hürriyetlerin durdurulması demiş. Durdurma sınırlandırmaya göre daha elzem bir durumdur hocam. Yani daha zor şartlar. Mesela temel hak hürriyetler hangi dönemlerde durdurulur? Savaş, seferberlik ve olağanüstü dönemlerde temel hak ve hürriyetler durdurulabilirmiş. Evrensel olan milletler arası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durdurulacak ve genel ölçülülük ilkesine tabii ki de dikkat edilecek. Burada temel hak ve hürriyetlerimiz, bütün temel hak ve hürriyetlerimiz durdurulabilir. Ancak 5 tane sert çekirdek hakkımız var temel hak ve hürriyetler. Hocam bu 5 sert çekirdek hak çok önemli. Bunu muhakkak bilmeniz lazım. Peki bu 5 sert çekirdek hak nedir hocam? Kişinin yaşam hakkı. Devlet yaşam hakkımızı elimizden alamaz. Kişinin maddi manevi vücut tamlığı, vücut bütünlüğü, din, vicdan hürriyeti. Az önce hatırlayın laiklik ilkesinde demiştik ki inanç hürriyeti mutlaktır. Yani ne olursa olsun
devlet inancımıza karışamaz. Ancak ibadet hürriyeti sınırlandırılabilirdi. Dördüncüsü, cezaların geçmişe yürümemesi. Olağanüstü dönem dahi olsa cezayı geçmişe yürütemeyiz. Bir de hocam, masumiyet karinesi. Masumiyet karinesi de demiş ki, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Yani masumdur demiş. Bu beş sert çekirdek hakkı bilmek zorundayız hocam. Son olarak temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması demiş. Hocalarım, kötüye kullanılmamaktan kastettiği hak ve hürriyetlerin hiçbir şekilde laik cumhuriyeti, demokratik devlet gereklerini, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı kullanamaz. Kastettiği kötüye kullanılma bu. Tamam. Şimdi hocam. Kamu haklarımız vardı, hatırlayın. Kamu haklarını kendi içinde üçe ayırmıştık. Kişinin hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik hak ve ödevler, bir de siyasi hak ve ödevler. Siyasi hak ve ödevleri birazdan göreceğim. Ya da onları haftaya bırakalım. Siyasi hak ve ödevleri haftaya işleyelim. Kişinin hak ve ödevleri neydi hocalarım? Kişinin hak ve ödevlerinin bir diğer adı negatif statü haklardı. Yani devletin dahi müdahale edemeyeceği haklar. Bunları nasıl ayırt edecektik? Şöyle anahtar kelimelerimiz vardı. Özgürlük, gizlilik ve hürriyet. Bir hak özgürlük, gizlilik ve hürriyet içeriyorsa bunun kişi hakkı olduğunu bilecek. Sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden kastettiği de devletten istediğimiz haklar. Bir diğer adıyla pozitif statü haklar. Yani isteme hakları, geliştirme hakları, eğitim, sağlık hakları. Bir hak eğitim, sağlık, geliştirmeden bahsediyorsa bunun pozitif statü hakları olduğunu bilecektik. Tamam. Şimdi hocalarım, ben diyorum ki şurayı bir geçelim. Haklarla ilgili bilgileri. Sanırım sistem bize şimdi